Herkese ben kalmasınlar levent öncü. Bugün elektrikli filtre kahve makineleri ile en iyi kahveye nasıl ulaşırız biraz bundan bahsedeceğim. Biraz iddialı oldu ama gerçekten bu böyle. Kahve kültürünün artmasıyla beraber artık herkesin evinde bir French press ya da bir elektrikli kahve makinası mevcut. Fakat bunları doğru kullanıyor muyuz? Ya da bu makinelerle daha iyi kahveye nasıl ulaşırız? Bu videoda bundan bahsetmeye çalışacağım ve size birkaç tane ipucu vereceğim. Ben de evimdeki elektrikli filtre kahve makinesini bu şekilde kullanıyorum ve daha kaliteli fincanlar elde ediyorum. Öncelikle piyasada bulabileceğiniz filtre kahve makinelerinin çalışma prensibi hemen hemen aynı. Hepsinin ilk önce kahveyi koyuyorsunuz. E, filtre kağıdını koyuyorsunuz. Ardından üstüne kahvenizi ekliyorsunuz. Sonra su haznesini dolduruyorsunuz ve düğmesine basıp kahvenin filtrelenmesini bekliyorsunuz. Ardından da demlenmiş etli içiyorsunuz. Bakarsanız e, işlem olarak çok basit ve gayet kısa sürüyor. Peki bunu iyileştirmenin bir yolu var mı? Kesinlikle var. İşte bu videodaki ipuçları size bunu sağlayacak. Öncelikle kahvenizi olabildiğince taze almanız gerekiyor ve hemen demlemeden önce öğütmeniz gerekiyor. Tabii ki de bu mümkün olmayabilir çünkü bulunduğumuz ekonomik koşullardan dolayı herkesin evinde bir öğütücü olması mümkün değil. Fakat iyi kahveye ulaşmanız mümkün. E, etrafınızdaki kavurculara bakarsanız 250 gramı 30-40 liraya kadar güzel ticari çekirdekler ya da bazen nitelikli çekirdekler bile bulabilirsiniz. Sizlere tavsiyem yeni kavrulmuş kaliteli taze kahve kullanmanız. Öğütücünüz yoksa da hiç sorun değil. Öğütülmüş kahve yani filtre kahve makinesi için öğütülmüş kahveyi kullanabilirsiniz. Kahve alırken tüketebileceğiniz kadarını alın ve her seferinde yeniden kahve alın. Yani bir anda 1 kilo 2 kilo çekirdek alıp bunu bayatlatmanıza gerek yok. Her seferinde tüketebileceğiniz kadar alıp bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bir de filtre kağıtları var. Her makine için üretilmiş farklı filtre kağıdı olmakla birlikte Genelde kullanılan filtre kağıtları aynı ebatta ve herhangi birini seçebiliyorsunuz. Fakat buradaki püf noktası bazı filtre kağıtları diğerlerinden farklı olabiliyor ve tat olarak da farklı şeyler sunabiliyorlar. Neden? Çünkü her filtrenin kalınlığı farklı, kağıtların tipi farklı. Bu da kahveden süzülen ya da tutulan aromaların farklılık göstermesine yol açıyor. E, tabii ki de bu sizin elinizde değil en uygun fiyatlı ya da beğendiğiniz bir filtre kağıdını alıp kullanabilirsiniz şimdi hemen filtre kahve makinesini demlemeye geçelim ve size ipuçlarını demlerken göstermeye çalışayım. Filtre kahve makinem burada. Benim ilk yaptığım şey kağıt filtreyi şu şekilde katlayıp ardından içine yerleştirmek oluyor. Daha sonra içine çok az miktar su koyarak çok değil, çok az Sadece makineyi bir ön ısıtmadan geçiriyorum. Yani bu bir dakika gibi bir süre ekliyor aslında. Fakat bu ne işe yarıyor? Hem kahve makineniz ısınmış oluyor. Hem karafınız hem makina hem de ee, kahvenin demleneceği kısım ısınmış oluyor. Hem de filtreniz aslında yıkanmış oluyor. Filtreyi yıkamak çok önemli. Çünkü kağıtsız tatlardan kurtulmak istiyorsanız filtrenizi demlemeden önce yıkamanızı öneririm ya hazneyle beraber çıkarıp su altında ya da benim yaptığım gibi ısıtırken yıkamanızı tavsiye ederim. Isıtma ee, kısmı opsiyonel evet ve kahvenin tadını kesinlikle iyileştiriyor. Fakat eğer bunu yapmak istemiyorsanız filtrenizi musluk altında hazneyle beraber şu şekilde çıkarıp lütfen yıkayın. Bu kesinlikle bir fark yaratacaktır. Ben filtre kahve makinesini ısıtarak yıkadım ama yine siz de şu şekilde üstüne Biraz su dökerek ardından bu suyu şöyle biraz sallayıp lavaboya dökebilirsiniz. Şimdi filtrenin kağıtı tadından kurtulmuş olduk. Bundan sonra aslında yapacağım şey çok basit kahveyi ve suyu eklemek. Elinizde tartı varsa her zaman tartı kullanmak çok iyidir. Her 1 gram kahve için 16 gram su koyabilirsiniz. Ya da 1 yemek kaşığı kahve için 1 kupa su koyabilirsiniz. Ben 20 gram kahve kullanacağım. Daha önceden öğütmüştüm. E şu şekilde bir öğütümüm var. Ve 20 gram kahvemi elimdeki ölçü kaşığı ile koyuyorum. Bu ölçü kaşığı yaklaşık 7 gram oluyor. Evet şu anda 20 gram kahvemi yerleştirdim. Buradan sonra yapılması gereken önemli bir şey var. Şu anda kahve gördüğünüz gibi dağınık duruyor. Bunu şu şekilde hafifçe sallayarak kahve yatağını düz hale getirmeniz lazım. Bu size demleme sırasında daha eşit bir şekilde demleme sağlayacaktır. Şimdi ise suyumu ekliyorum. Su olarak da musluk suyu değil, lütfen içme suyu kullanın. Ben şimdi 20 gram kahve için yaklaşık 400 gram, 380 gram gibi su kullanıyorum. Ve bundan sonra ise düğmesine basıyoruz ve kahvenin demlenmesini bekliyoruz. Fakat burada yine bir püf noktası var. Benim yaptığım şöyle bir şey var. İlk düğmeye bastığımda ben karafı çıkarıyorum. Kahvenin güzel bir şekilde ıslanmasını ve V60 gibi demlemelerde yaptığımız ön demlemenin bir ee benzerini yapmaya çalışıyorum. Evet 20-30 saniye geçtikten sonra şu an kahve yatağına bakıyoruz ve şu hareketi şöyle hafif bir şekilde sallayarak tüm kahvelerin iyice ıslanmasını sağlıyoruz. Bundan sonra yapmanız gereken tek şey karafı koyup ardından su bitene kadar beklemek. Ve ben aralarda yine ee, kahve ortalarda daha yüksek olmasın, kenardaki kahveler de demlemeye katılsın diye şu hareketi bazen yapıyorum. Ve bu da daha iyi bir demleme sağlıyor. Bu da size bir ipucu. Şu anda kahvemiz demlendi. Aradan 4 dakika geçti. Ve şimdi size kahve yatağını göstermek istiyorum. O ara sıra şu hareketi neden yaptığımı daha iyi göreceksiniz. Şu an eğer görebiliyorsanız kahve yatağı düz bir şekilde bu da bize aslında iyi bir demlemenin işaretini veriyor. O yüzden kahve yatağını böyle hafif ara sıra şöyle parmağınızla tık tık yaparsanız bu şekilde daha düzgün bir kahve yatağı elde edersiniz ve daha iyi daha kaliteli kahve elde edersiniz. Bu noktadan sonra kahvenizi çok fazla bekletmenizi ben önermiyorum. Yani en fazla 20 dakika yarım saat içinde tüketirseniz en verimli halini alırsınız. Daha fazla bekleyen kahve acılaşıyor. Ve kötü tatlar vermeye başlıyor. Hemen e, kahvemi aldım. Çok güzel bir şekilde. Ve şu şekilde bir e, Hafif sallıyorum karafı. Ve Afiyet olsun. Evet filtre kahvemiz demlendi. Gördüğünüz gibi aslında 2-3 tane ipucu verdim. Bunlardan bir tanesi taze kahve kullanmak, kaliteli kahve kullanmak ve elinizde öğütücü varsa hemen demlemeden önce öğütmek. Diğeri kağıt filtreyi güzelce yıkamak ve makineyi ısıtmak ve ardından da karafı kaldırarak ilk 30 saniye boyunca suyun akışına izin vermek. Karafı 30 saniye sonra koymak. Tabii ki de e, elinizdeki kahve makinesi karafı kaldığınızda kaldırdığınızda damlatmıyorsa eğer bunları yaparsanız kesinlikle elinizdeki kahve makinesinden daha iyi kalitede kahve içersiniz ve farkı görürseniz lütfen yorumlar altına yazın. Herhangi bir sorunuz olursa cevaplamaya çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Levent Öncü ve İsmail Gökcan'la beraber Kahve Masası her Perşembe günü saat 9'da sizlerle beraber Kahve Masası YouTube kanalına da abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Teşekkürler.